Arkadaşlar merhabalar, Sesan Tıbbi Cihazlardan Fatih Kayalı ben. Bugün sizlere oksijen tüpüne manometre nasıl bağlanır ve oksijen tüpünün dolu olup olmadığı manometre ile nasıl anlaşılır bunu anlatacağım. Öncelikle bize gereken bir adet 32 numara anahtar ya da kurbacık anahtar. Kurbacık anahtarla da bunu yapabiliriz. Şöyle yapalım. Şimdi manometre gördüğümüz gibi şu şekilde bir vidası var. Bu vidayı oksijen tüpünün şu kısmına gelecek şekilde tutuyoruz ve sıkmaya başlıyoruz. Sonuna kadar sıktıktan sonra manometreyi şöyle bir yaklaşık olarak 60 derece kadar geriye yatırıyoruz. Ki bu tarafa doğru sıktığımızda manometre tam düz konuma gelsin. Sıktık. Şimdi bağladık manometremizi tüpe. Tüpümüzü de açıyoruz. Tüpümüzün ne kadar dolu olduğunu manometrenin şu kısmından görebiliyoruz. Şu an tüpümüzü açtık. Manometreye oksijen geçişini sağladık. Ancak flowmetrenin tripodu şu anda kapalı. Şu an hastaya oksijen gitmiyor. Buradan da oksijenimizi açabiliyoruz. Dakikada belirlenen akış seviyesine göre topu istenen sayı üzerine getiriyoruz. Atıyorum 3 lpm denmiştir. Topu 3 lpm'in üzerine getiriyoruz ve hastaya şu anda oksijen geçişi sağlandı. Şu an akış mevcut. Zamanla tüpün içerisindeki oksijen azalacağı için manometrede manometre ibresinin yavaş yavaş sıfıra doğru indiğini göreceksiniz. Şu anda oksijen gidiyor. Tripodu kapattığımızda şu anda oksijen geçişini durdurduk hastaya. Manometreyi çıkartırken de mutlaka tüpün kapalı olduğundan emin oluyoruz. Ki manometreyi çıkartırken aniden buradaki akım manometreyi fırlatabilir. Sonrasında da tekrardan 32 numara anahtarımızla manometreyi açıyoruz. Sorularınız olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz.